Çevrenin sesine kulak verenlerin çözümü ortağı Ark Çevre Koruma, koku kontrol sistemleriyle endüstriyel ve evsel nitelikli her türlü koku probleminde etkin çözümleri ortaya koyuyor. Efektif mikroorganizmalarla da toprak kirliliğinin önlenmesine katkı sağlıyor. Kurum, otellerin yeşil anahtar ve yeşil yıldız süreçlerinde de danışmanlık hizmeti veriyor. Her kurum, üretim ve hizmet süreçlerinde çevreyi göz önünde bulundurmak zorunda. Yasal mevzuat bunu gerektiriyor. Ark Çevre kurucusu Ahmet Odabaşı ve ekibi, işbirliği yaptıkları kurumları arzu edilen standartlara ulaştırma hedefi doğrultusunda 2010 yılında faaliyetine başlıyor. 2010 yılında koku kontrol hizmetleri konusunda bu şirketi kurduk ve bunun üzerinde yoğunlaştık. 2010 yılı sonunda Çevre Bakanlığı'nın çevre yönetmeliği sistemi ön plana gelince 2011 Ocak ayında da çevre danışmanlığı yetki belgemizi alarak çevre danışmanlığı yapmaya başladık. 2010 yılından bugüne kadar Ark Çevre Koruma olarak ciddi anlamda bir hem danışmanlık çalışmaları hem de ürünle ilgili satış çalışmaları yapmaktayız. Koku giderici sistemler üzerine uzmanlaştıklarını söyleyen Ahmet Odabaşı, hitap ettikleri başlıca sektörleri sıralıyor. Endüstriyel atık su arıtma tesisleri, sanayi bölgeleri. Tabii bugün Türkiye'de bacasız sanayi dediğimiz bir turizm sektörü var. Turizm sektöründe alanımız biraz daha genişliyor. Hem otel odalarındaki kokuların giderilmesi ve bunların daha biyolojik ve daha doğaya, havaya, toprağa daha az zararlı ürünlerle yapılması noktasında çalışmalar yapıyoruz. O ürün yelpazemiz bugün bir taksiden başlayıp uçak, havayolu, tren, biyolojik arıtma, katı atık depolama sahaları, çöp konteynerleri dahil olmak üzere her alanda çalışma yapıyoruz. Koku kontrol hizmeti, Amerika menşeli ürünlerle maskeleme yapmadan kokunun giderilmesi esasına dayanıyor. Maskeleme yapmadan, parfümleme yapmadan kötü koku moleküllerini yakalayarak, çökelterek ortama çıkan su ve gaz çıkışında kendi esansını ya da hiçbir şekilde esanssız bir şekilde ortamda kötü kokuyu nötralize etmek üzerine çalışıyor. Ahmet Odabaşı, 150 ülkede kullanılan, ondan fazla ülkede de kullanımı devlet politikası olarak benimsenen efektif mikroorganizmalarla toprak kirliliğini önlemeyi amaçladıklarını dile getiriyor. Projapon, bu firmada dünya üzerinde 150 ülkeye mikroorganizma anlamında çalışma yapmaktadır. Toprak kirliliğinin önüne geçmek için %100 doğal, küçük minik yaratıklarla toprağın tekrar verimli hale gelmesi, orada yetişen bitkilerin daha hızlı büyümeleri, daha sağlıklı büyümeleri, herhangi bir şekilde üzerlerinde kalıntı maddelerinin kalmaması üzerine çalışan bir ürün grubu. Ahmet Odabaşı ve ekibi yeni nesil ürünlerle çevreye katkılarını sürdürürken, çevre danışmanlık hizmetleri de olağanca hızıyla sürüyor. Çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar yönetmeliği çerçevesinde ek 1 ve ek 2 olarak değerlendirilir. Çevreye alıcı ortama etkisi olan kirlilik yüküne bağlı olarak iki kategoride değerlendirilir. Bu listede yer alan bütün sektörlerin, bütün firmaların danışmanlık hizmetini alması gerekiyor. Biz de bununla ilgili hizmet veriyoruz. Antalya merkezde olduğumuz için tabii ki turizm sektörü en ağırlığı teşkil ediyor. Bacasız sanayi tabir edilen. Evet, turizm ama diğer sanayi sektörlerinde de hizmetlerimiz mevcut. Çevre mühendisi Gizem Onursoy çalışma sistemlerini izah ediyor. Yöneticilerle önce bir yol haritası belirliyoruz tabii ki. Ondan sonra bizim rutin denetimlerimiz oluyor. Bu denetimler sonrasında hazırladığımız raporlar, neler yapılmalı, nerede aksaklıklar var. Bunların dışında da Çevre Bakanlığı ve Çevre İl Müdürlükleri ile iletişimin sağlanmasını sağlıyoruz. İşte yıllık düzenli yapmamız gereken bildirimler, beyanlar vesaire gibi çalışmalarımız oluyor. Çalışan personelin eğitimi yine bizim elimizden geçiyor çevresel bazda. Her denetimde de tabii ki bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Farkındalığın biraz daha yukarı çıkmasıyla alakalı elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Turizmse söz konusu olan Yeşil Yıldız, otelin çevreci hizmet anlayışını benimsediğinin en önemli göstergesi oluyor. Yeşil Anahtar ve Yeşil Yıldız konusunda da danışmanlık hizmetlerimiz mevcut. Yeşil Yıldız'da ve Yeşil Anahtar'da her ikisinde de tasarruf politikaları başta olmak üzere
yeşili korumak ve doğaya minimum zararla çalışmak için belli kriterler yerine getiriliyor. Ahmet Odabaşı ve Gizem Onursoy sözlerinin sonunda çevreye karşı sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Çevre dediğimiz zaman herkes yere çöp atmaktan bahseder, yerden izmirit almaktan bahseder. Bunun yerine bütün kullanıcılara, bütün insanlara seslendiğimiz tek konu lütfen tasarruf edin. Özellikle enerji konusunda yapacağınız tasarruflar çevreye verebileceğiniz en büyük faydadır. Atalarımızdan miraz kalmadı diyoruz. Gelecek nesillerden emanet aldık. Etkilemeden çevreyi, doğayı yaşamak mümkün değil maalesef. Ama bunun minimumunu da tutmak için elimizden geleni yapmak niyetindeyiz.